Sevgili izleyicilerimiz, Yenişehir Fuar Merkezi'ndeyiz. İlki gerçekleştirilen Mersin Kitap Fuarı'ndayız ve şu an standların olduğu bölümdeyiz. Evet, birçok yayın evinin, birçok yazarın Mersinlerle bir araya geleceği ve birçok kitapların Mersinlerle bir araya geleceği Yenişehir Fuar Merkezi'nde bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarındayız. Yoğun bir ilgi görüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var az önce. Öğrencilerimiz kendilerine tahsis edilen araçlarla Yenişehir Fuar Merkezi'ne gelmiş ve buradaki standları ziyaret etmişlerdi ve kitaplarla da yakından ilgilenmişlerdi. Evet, zaman zaman yazarların, yayın evine bağlı yazarların da bulunduğu ve yazarların aynı zamanda söyleşi gerçekleştireceği bir program hazırlandı 6 Aralık'a kadar sevgili izleyicilerimiz. Ve Parafix yayın evinde yazar Cengiz İnceer şu an standta, hemen kendisiyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın İnceer, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, önce şunu değerlendirelim. Mersin'de ilk defa gerçekleştiriliyor kitap fuarı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kitap fuarlarını? Kitap fuarlarının önemi var mıdır gerçekten? İlgi yeterince var mı? Yani zaten Türkiye'de kitabın okunması az olduğu için kitap fuarlarının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Artı kattığını düşünüyorum. İnsanları zaten burada boş vakitlerini değerlendirdiğini düşünürsek hem onlar için de artı fayda sağladığını düşünüyorum. Evet. Ve de kitap fuarlarının her şehirde olmasının, yani insanları motive ettiği gibi onlar da değer, kendi kültürlerinin satılması, reyonize edilmesini, katkı sağlamasını düşünüyorum. Evet. Yani kitapları bu şekilde sergilemek, mağazalara gidip de bulamaması, yani her şehirde de kitap fuarının olması, yani bunların insanlar üzerinde ekstra bir etkisini sağladığını düşünüyorum. Çünkü insanlar mağazaya gidip istediği kitap bulamıyor ya da ücretinin daha pahalı olduğunu düşünüp gidip göremiyor. Burada en azından hem gezip hem görüyor hem de keşfediyorlar insanları ve yeni çıkan kitapları. Ayrıca yazarına da ulaşabiliyorlar. Evet, yani ekstra bir özelliği de bu, yazarlara ulaşıyorlar. Bizzat kendilerinden imza alıyorlar. Bu da onları tamamen mutlu ettiği gibi motive ediyor. Yani fuarların her şehirde olması hem yazarlar için hem de okuyucu için bence çok büyük katkı sağlıyor. Büyük bir fırsat aslında. Evet. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Peki şu an ekranları başında izleyen sevgili izleyicilerimize ve gençlerimize nasıl bir mesajınız olacak? Yani kitap okumayan kitleyi ben yöneleyim direkt. Kitap okumayan insanın dışarıda canlı bombadan bir farkı yoktur. Evet. Yani kitap okuyarak kendini geliştirebilecek insanları başka şeylere yönelerek kendilerini körelttiğini görüyoruz. Sokaklarda vesaire yerlerde. Kitapların okunması gerektiği gibi kitapların insanlara kattığı değer ve kendinde bulduğu yetenek konusunda çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Onun... Biraz da kitabınız hakkında bilgi verelim sevgili izleyicilerimiz. Umut da yorulur. Umut yoruluyor mu? Umut yorulduğu gibi de umut tekrardan canlanıyor. Umudun bitmemesi için umudun yorulduğunu öne çıkardık bu kitapta. İnsanlar umudunun bittiğini zannedip bir şeylerden pes edip vazgeçmesin diye. İnsanların gündelik, dediğim gibi, duygu ve düşüncelerini, içe bastırdıklarını, içe dönüklülüğünü dışa yansıtmak için bu kitabı çıkardık. Bu kitapta da şiirlerin ve denemelerin, sözlerin yer aldığı gibi yumuşatılmış bir şekilde şiirlerin yer aldığını görüyoruz. Ya bu kitap insanların bence yıllardır beklediği bir kitap. Yani yıllardır bastırdığı duyguları dışarıya yansıtması gereken bir kitap. Yani her kişinin okuyacağı bir kitap. Her kitlenin, her yaştan kitlenin okuyacağı bir kitap. Yani... Evet, gelsinler. Burada hem kitabı da ulaşsınlar, evet, hem de sizinle tanışsınlar. Tanışsınlar. Sohbet, çay, kahve, imza. Kaynaşalım burada. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Birçok standa birçok yazara ait kitapları da görüyoruz. Zaten resimler de arkaya sıralanmış yazarlarımızla birlikte. Evet. Siz de bugün buradasınız. Biz de bugün buradayız. Ne zamana kadar buradasınız? Ne zaman burada olacaksınız? 5 tekrar? Ve 6'sında da buradayız. Aralık 5-6'sında buradayız. Evet. Onun haricinde artık diğer fuarlarda görüşeceğiz. Arkadaşlarımızla, gelemeyen arkadaşlarımızla. Evet.
Yani peki gençlere bir mesajınız olacak mı? Yani siz de gençsiniz çünkü. Evet. Ben de bir genç yazarım. Evet, genç yazarsınız. Yazarla ilgisi olan ama neresinden başlayacağını bilmeyen. Yani nasıl başlayacağını? Söyleyeyim. Çünkü ben de bazen diyorum ki hani yaşadıklarımı bir kaleme alsam ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. İşte orada tıkanıyor birçok kişi. Aslında çok basit. Yani gündelik yaptığı şeylerden yola çıkarak da yazabilir. Ya da etrafında gördüğünü kaleme de dökebilir. Yani bir günlük bir tutmaya başlasam bile ileriki zamanlarda şiir de yazılabilir, roman da yazılabilir. Ama sonuçta yapmacık değil, içten olmak gerekiyor olmak değil mi? İçten olmak gerektiği gibi yani kendi hayatını kurgulayabiliyorsa bir yazar zaten başarmış demektir. Zaten her kitabın bir yaşanmışlığı vardır ama yazarın ama başka birinin kesinlikle bir yaşanmışlığı vardır. Peki bu kitaptan sonra yeni bir proje daha var mı? Yeni bir yani kitap? Şu anda hala hazırda 3 kitabım var yayınlamadığım. Onları aralıklı zamanlarla yayınlayacağım. Ben genelde insanların, daha doğrusu toplumun eksik bulduğum yanlarını lanse ediyorum. Genelde tespit üzerine şiirler ve roman üzerine yazıyorum. Yani insanlara bir nevi yardımcı olmaya çalışıyorum diyebilirim. Peki. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler dilerim. Evet sevgili seyircilerimiz, Santar gezmeye, sizler için dolaşmaya devam ediyoruz. Merhaba. Bir genç arkadaşımız var. Hemen yakaladık. Korktu. Nerede okuyorsun? Yaya Günsür'de okuyorum. Yaya Günsür Bilgisayar Lisesi'nde. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi kitap fuarındasın. Kitap okuyor musun? Arada sırada. Yani ders kitapları dışında. biraz. Evet. Peki bu eksikliğimiz var ama değil mi? Toplum olarak yani toplum olarak aslında kitapla pek haşir neşir değiliz. Okumayı düşünüyor musun veya böyle bir kendine zaman ayırmayı planlıyor musun? Okuyorum ben bazı kitapları. Yani sevdiğim kitapları okuyorum. Öyle mi? Evet. Yazarlarla da tanışma imkanı oluyor aslında burada. Nasıl duydun burayı? Okul müdür yardımcımız getirdi bizi. Evet. Nasıl buldun peki? Nasıl buldun? Gayet güzel. Gezdiniz mi? Gezdik böyle etrafı. Gayet güzel kitaplar. Evet. Güzeller yani. Peki. Şimdi hep kopya veriyorsun ama bir de kendin söyle bakalım. Sen kitap okuyor musun? Ben de arada sırada. Bazen bilgisayarlarla ilgili falan, bölümümle ilgili bazı formüllerle falan kitaplar okurum. Bir de karikatürlü şeyleri falan daha çok severim. Yani senin yaşındaki genç arkadaşlarımız zaman yetersizliğinden işte dersler çok yoğun, derslere odaklıyız, kitap okuyamıyoruz diyorlar. Var mı öyle bir şey? Bence var evet. Çünkü zaten haftada 46 saat ders görüyoruz. Sabahın 7'sinden 4.30'una kadar okuldayız. Evet. Eve geliyoruz, yemekti, işte değişmekti falan derken süre bitiyor zaten. Aynen. Bir de ders çalışıyorsun, ödevler falan derken zaman kalmıyor hani. Evet. Peki ama sen bir yerlere sıkıştırmaya çalışıyorsun. Tamam. Aynen mecburen. Arada bazen yapamadığım faydasını görüyor musun? Veya ne gibi faydası olabilir sence kitap okumanın? Yani kitap okumanın bilmediğin çok kelime var mesela. O kelimeleri bilmeni sağlıyor bazen. Ama bazen de boş şeyler gibi görünüyor öyle. Hani hep şey derler, katılıyor musunuz? En iyi dost, en iyi arkadaş kitaptır diye. Evet. Abi kitap bence çok yararlı bir şey abi. Çünkü telaffuzunu daha güçlendiriyor. Değil mi? Evet. Kelime hazinesi bir kere çoğalıyor. Tabii. Okuduğun kitaplar var mı veya kitap var mı? Macera türü kitaplarını daha çok seviyorum. Öyle kitaplar okumayı tercih ediyorum. Peki. Genelde kızlar daha çok ağırlıklıdır. Kendilerine zaman ayırırlar erkeklerden daha çok. Doğru mu? Evet doğru. Kaç kitap okursun veya okuyor musun? Normalde kalın kitapları çok seviyorum. Maceralı falan olsun diye. Yani şu anda elimdeki kitap Geçmişin Gölgesinde Aşk var. Onu okuyorum. Ama derslerden dolayı fırsat olmuyor. Peki derslerden fırsat olsaydı daha çok kitap okuyabileceğine inanıyor musun? Yani evet. Evet. Sanırım evet. Peki teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, genç arkadaşlarımız, geleceğin büyükleri, belki de yarın öbür gün doktor, bilgisayar mühendisi olacak genç arkadaşlarımız kitap okumanın faydalarına inanmışlar. Küçük kardeşimiz var, gel. Küçüklerimiz de var. Merhaba, gelin böyle. Merhaba. Kardeş misiniz? Hayır. Arkadaşsınız. Evet, arkadaşız. Hangi okuldan mısınız? Evet. Hangi okul? İlkokuldan beri Mezitli Belediye Ortaokulu. Mezitli. Peki. Kitap okuyor musun? Evet, çok. Ne kadar okuyorsun mesela? Kaç kitap okuyorsun? Ne bileyim böyle. Çok mu okuyorsun? Evet çok okuyorum ama öyle ya, sayısı yok yani. O ne zaman bitirsem diğerine başlıyorum. Evde bir kütüphane mi var? Hayır.
Nereden alıyorsun kitapları? Tokuş mu yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Biriktiriyor musun kitapları? Biriktiriyorum genelde çantamda. O zaman kütüphane yaptın kendine. Yok, çantamda. Hep çantamda. Evet. Peki ne tür kitaplar okuyorsun? Ya tür olarak değil de yazar olarak okuyorum. Hangi yazarları seviyorsun? Ahmet Batman, Kahraman Tazeoğlu, o tarzda. Evet, yeni yazarımızla, genç yazarımızla tanıştın mı? Hayır. Bak, Cengiz İnceer standının önünde bulunduğumuz. Evet. Peki sen kitap okuyor musun? Okuyorum. Okuyorum. Okumadığımız ortaya çıkıyor. Evet. Ama sen okuyorsun, belli. Evet, benim yanımda iki tane kitap var belli, şu an. Belli. Peki bu fuarı nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyorum. Ama yazar olsaydı daha iyi olabilirdi. Yazarlar var. Görmedim. Tam işte bir tane abi var işte başka. Planlama yapılmış, gün gün yazarlar burada oluyor. Görmedim. Eşileri olacak, sohbetleri olacak, imzaları olacak. Allah'ın izniyle. Peki sen hangi yazarları tanıyorsun? Ben George'u tanıyorum işte. Ne bileyim, o tarz okuyorum ben. Ha öyle. Yabancı okuyorum ben. Peki, kolay gelsin size. Teşekkürler. Abi, ne zaman çıkıyor? Evet, sizle de yapalım. Hangi okul? Yahya Göztürk. Ha, bugün onlar var çoğunlukla. Evet. Peki, kitap okuyor muyuz gençler? Kitap okuyoruz bazen. Okuyoruz abi. Okuyoruz. Aslında şu görüntüyü kaçırmamak lazım Mustafa. Genç, küçük kardeşlerimiz. Onlar ortaokul değil mi? İlkokul mu? İlkokul çağındaki çocukların kitapla buluşma anı çok heyecan vericiydi. Böyle çok hızlı bir giriş yaptılar içeriye. Kitap okumak için mi? Siz seviyor musunuz? Biz seviyoruz ama seviyoruz. Aksiyon türü kitaplar. Aksiyon türü. Evet. Neden? Aksiyon daha çok hoşumuza gidiyor yani. Peki hedefin var mı üniversite için, üniversite sonrası için? Neler? Var. Meslek olarak mı var? Bilgisayar öğretmenliği. Mühendisi falan. Bilgisayar mühendisi ve yeter. Peki kitap okumanın faydalarına inanıyor musunuz? Kitap okuma inanıyoruz ama Türkiye nasıl bir ülke olduğu için okuyamıyor değil mi? Onu diyeceğim şimdi, sizce Türk toplumu olarak kitaplarla aramız iyi midir? Yok. Yok, iyi değil bence. Değil. Doğrusu. Neye bağlıyorsunuz bunu sizce? Çok teknolojiye dayanıyorlar. Teknolojinin gelişmiş olduğu için. Değil mi? Sosyal paylaşım daha çok. Oyunlar gibi. Zaman yetmiyor diyorlar ama. Yetiyor aslında. Yetiyor. Zaman yetiyor da işte. Fuarı nasıl buldunuz? Fuar hoşumuza gitti. Gezdiniz mi? Gezdik, tamam. Evet. Evet abi. İlk defa gerçekleştiriliyor. Bundan sonrası için olsun ister misiniz? İsteriz tabii. İsteriz. Peki teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Sağ ol. Evet, küçük kardeşlerimiz geldi aslında. Bakın şurada sıraya girdiler. Standları geziyorlar. Belki akıllarında bir kitap yoktur veya bir yazar yoktur ama mutlak suretle okumak için buradalar. Merhaba. Sen büyük bir tepki gösterdin. Merhaba. Kitap okuyor musun? Evet. Hangi okuldasın? Pirreyiz. Pirreyiz. Ben de orada okumuştum. Peki, hangi kitapları okursun? Yani bilmem değişiyor. Kaç tane kitap okuyorsun? 15 günde bir kitap bitiriyorum. Hangi zamanlar okuyorsun? Yani saat, süre, akşam mı, gündüz mü? Belli bir saatin, bir programın var mı? Genellikle yatmadan önce okuyorum ama zaman buldukça boş zamanlarımda da okuyorum. Peki sizden kitap okuyan var mı? Ben. Sen hangi kitapları okuyorsun? Macera dolu. Peki hangi vakitler okuyorsun veya hangi sıklıkta okuyorsun? Gündüz. Genellikle hep gündüz okuyorum. Peki sana faydası var mı? Var tabii ki. Ne gibi faydası var? Bilgi veriyor mesela. Çok şey veriyor yani. Peki gençler, öğretmenleriniz de geldiniz ama kitap okuyanlar kimler? Hepiniz kitap okuyorsunuz. Öğretmen öneriyor, siz okuyorsunuz. Evet, kitap yazıyor, alıyoruz. Ha. Aylık 15 günde bir okuyoruz. Evet. 15 günde bir? Evet, 15 günde bir kitap bitiyor, öğretmenin verdiği, sonra biz kendimiz seçtiğimiz okuyoruz. O zaman ayda 2 tane okuyorsunuz. Hangi vakitler okuyorsunuz? Gece, gündüz, ben karışık okuyorum, sabah da okuyorum, gece de, okulda da zaten perşembe günleri okuyoruz. Kitap okumanın ne gibi faydası var? Kitap okumanın ya... Evet, sen söyle. Ya okumamızı düzeltiyor, bilgi veriyor. Evet. Sen? Okumayı geliştiriyor. Evet, yani öğretmen hissettim, parmak kaldırıyor. Evet, diksiyonumuzu geliştiriyor. Tamam, bravo, evet. Bravo.
Peki, büyüyünce hedefi olan var mı aranızda? Ne olmak istiyorsun? Mesela sen söyle. Ben doktor olmak istiyorum. Doktor. Ben de doktor olmak istiyorum. Doktor. Çocuk doktor olmak istiyorum, ameliyata girmek istemiyorum. Doktor olmak istiyorum. Cerrah olmak istiyorum. Ameliyata giren doktorlardan biri olmak istiyorum. Ama hep doktor olmak istiyorsunuz, başka bir şey yok mu? Ne? Ben genetik mühendisi olmak istiyorum. Genetik, bak bu çok önemli çünkü bu artık çok gözde bir meslek oldu, genetik mühendisliği, doğru mu? Evet. Neden böyle bir ilgi alanın doğdu? Çünkü bilimi çok seviyorum. Fenle aran nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Peki. Peki sen de söyle. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. İngilizce nasıl? Orta. Peki sen? Ben mi? Astronot olmak istiyorum. Evet. Hakim olmak istiyorum ben. Ya ben aslında. Ama bunun için çok kitap okumamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet. Kaymakam. Kaymakam mı? Doktordu. Peki teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet. Evet sen de söyle. Ben çocuk doktor olmak istiyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet sen de söyle. Ben de eczaneci veya eczacı olmak istiyorsun. Yok, veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Onlara değer veriyorum. Yani evet. Peki, çok seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, sen de söyle. Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum. Matematik öğretmeni? Evet. Matematikle aran nasıl? Çok iyi. Kaç matematik? İlk sınavdan 100 aldım. 100? Evet. İyisin sen. Gel buraya gel. Matematiği seven. Şimdi matematikte başarılı olmayan öğrenciler var. Onlara ne önerirsin? Nasıl sevdin? Nasıl başarılı oldun matematikte? Çocukluğumdan beri zaten ben sayılarla aram iyiydi. Hı-hı. Annen de bana yardımcı çok oldu. Çocuk dışarıda buluşacağız. Öyle matematiğimi de geliştirdim. Evet. Okula başlayınca da evet. Okula başlayınca da şeyi yapıyorsun matematikte. Evet. Peki. Savcı olmak istiyorum. Savcı, çok güzel. Peki. Evet. Doktor olmak istiyorum. İnsanların hasta olmalarını istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Hep birlikte el sallayalım bizi izleyenlere. Evet, hocanız bekliyor. Öğretmeninizi. Evet. Değil. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, tanıyalım mesleğinizi, öğrenmek istedim. Eyüp Aygar Fen Lisesi'nde müdür yardımcısıyım. Türk Dili Edebiyat Öğretmeni. Evet, öğrencilerimizle beraber geldik. Türk Dili Edebiyat Öğretmeni. Evet, evet. Hocam, kitap alışkanlığımız yok toplum olarak, evet, değerlendirdiğimizde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu neye bağlıyorsunuz? Kitap okuma alışkanlığı aslında çok yüksek değil Türkiye'de. Evet, bu elbette ki çağımızda internetin insanlar arasında çok yaygın olması, bilgisayara gençlerimizin hapsolmasından kaynaklanıyor. Bir an önce okulda, ailede kitap okuma seferberliği millet olarak başlatmak zorundayız. Peki Mersin'de de ilk defa bir fuar gerçekleştiriyor, kitap fuarı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Katkısı olacak mı, etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olur. Öğrenciler gördüğüm kadarıyla katılıyor, okullar çok büyük etkinlikler düzenliyorlar. Mutlaka faydası olacaktır. Peki siz kitap okuyor musunuz? Evet. Ne öneriyorsunuz sevgili izleyicilerimize, kitap okuma alışkanlığını tekrar kazandırmak adına neler yapabilirler? Çünkü genelde hep şu bahanemiz vardır, vakit, zaman dar diyoruz ama. Kitap insanın en büyük dostudur. Mutlaka her insanın başucunda bir kitap olmalıdır diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay evet, gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, fuar alanında gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Birçok gencimiz, birçok genç arkadaşımız, küçük kardeşlerimiz fuar alanına geliyorlar ve fuar alanında kitaplarla tanışıyorlar, yazarlarla tanışıyorlar ve kitaba olan ilgilerini artırmaya çalışıyorlar. Evet, bizler de dolaşmaya devam ediyoruz. Aslında her tarzda, her dilde, mutlak surette herkesin mutlaka okuyabileceği bir kitap vardır, bulabileceklerdir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla çeşit çok fazla. Ve bu çeşitler arasında da öğrencilerin tercihleri çok olacak. Gelin arkadaşlar. Evet. Hangi okul? Barbaros Okulu. Barbaros Okulu. Peki Barbaros Ortaokulu'nda kaçınız kitap okuyorsunuz? Efendim? Kaçınız kitap okuyorsunuz? Söyle kaç tane? Ben haftada tam 3 tane kitap bitiriyorum. Evet. Haftada 3 tane kitap bitiriyorum. Ya yani öyle. Her hafta 3 kitap bitiriyorum ben.
3 kitap bitiriyorsun. Evet. Peki. Yani bir hafta içinde. Barbaros Ortaokulu'ndayım. Barbaros Ortaokulu'ndasın. Evet. Kaç kitap okuyorsun? Haftada 3-4 değişiyor. 3-4. Evet. İyi. Kamera evet. Bay bay. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet sevgili seyircilerimiz standları gezerken aynı zamanda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün standını da ziyaret ettik. Burada aslında genç ve yetenekli şimdiden yazarlık için adımlarını atmış hatta kitaplarını bastırmış genç kardeşlerimiz var. Onlarla da konuşacağız ama önce hocamızla. Hocam merhaba, tanıyalım sizi. Merhaba, Yasin Kayın Menteş Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeniyim. Bu projenin koordinatörüyüm. Projeyi isterseniz kısaca tanıtayım. Projemiz İşim Gücüm Kitap Projesi. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yapılmış proje. Ben yürütücü olarak görev yapıyorum. Mersin'de Yenişehir'de 6 tane ortaokuldan toplam 180 tane öğrenci 180 tane kitap yazdı. Bu kitaplardan biz 20'şer tane çıkardık. Baskısı çıktı. Şu anda fuardayız. Tanıtımını yapıyoruz. Öğrencilerimiz bir yazar olarak burada izleyicisiyle, okuyucusuyla baş başa imza vermek üzere burada hazır bulunuyorlar. Peki hocam aslında baktığınızda kitap fuarı da o zaman çok iyi bu proje üzerine çok iyi denk geldi. Çünkü en azından kendilerini gösterme şansına da sahip oldular. Fuar olmasaydı nasıl tanıtacaktı arkadaşlarımız kendilerini? Neler düşünmüştünüz? Şimdi geçen sene de biz çocuklarımıza kitap yazdırmıştık. Fakat projeyi ilçe ya da il Milli Eğitim Müdürü desteklememiştik. Kendi çapımızda yapmıştık. Bir alışveriş merkezinde, AVM'de sergi yapmıştık. Bu sene yine öyle planlıyorduk ama ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü projemizi desteklediği için belli bir bütçeyle çocukların hiçbir maddi kaybı olmadan hatta farklı ögelerden de destek aldık. Mesela geçen sene Adana'daki kitap fuarına götürdük çocukları. Yazar davet ettik. Mersin'e geldiler. Onunla sohbet ettiler. Mersin Üniversitesi Edebiyat Bölümünden destek aldık. Bir kitap nasıl yazılır, yazar nasıl davranmalı gibi. Projemizin başka bir özelliğinden bahsedeyim. Bu kitapları sadece öğrencilerimiz yazmadı. Bilgisayara aktarımı ve dizgisini de hani kapak tasarımından tutun dipnotlarına kadar, fotoğraf seçimine kadar hepsini öğrencilerimiz yaptı. Yani şu kitabın bütün her yönü öğrencilere aittir. Biz sadece bu kitabın kontrolünü, denetmenliğini yaptık. Matbaaya verdik, çıktısını aldık. Yani şu yazıların içindeki fotoğrafların hepsini öğrenci kendisi oluşturmuştur. Bu anlamda da bilişim teknolojileriyle edebiyatın, sanatın birleşmesi anlamında bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen genç yeteneklere dönmek istiyorum. Önce hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben de hep hayatımı yazmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyordum. Belki siz de ışık olursunuz. Şimdi bu projeye nasıl dahil oldunuz? Öncelikle öğretmenimiz bu gelmeden önce biz hep maratonlaşmış bir düzendeydik. Yani hep kendi derslerimize veriyorduk ama öğretmenimiz geldikten sonra kitap yazabileceğimizin bize bir özgüvenini verdi. Hani siz bunu yapabilirsiniz dedi. O özgüveni aldıktan sonra zaten yapabileceğimize inanıyoruz. Her türlü çıkarabilirsiniz. Önemli olan sizin içinizdeki niyet ve bunu yapabilmenin özgüvenidir. Peki kitap yazmaya başlamadan önce kitap okuyor muydun? Zaten kitap yazmadan önce kitap yönelik yani hep okumak vardı. Kitap yazmak yani yazmadan önce hep okuyordum. Peki kitabın hakkında bize biraz bilgi verir misin? İki tane baskı çıktı. Birinci baskıda öykü türünde yazdım. İkinci baskıda deneme türünde. Farklı konular mesela gündemde olan konulara değindim. İkinci kitabımın ismi Mor Mürekkep. Mor Mürekkep. Mor Mürekkep'te neyi anlatıyorsun? Ya, bence bunu söylemek doğru değil aslında değil mi? Okusunlar değil mi? Ama biraz değil mi? Yani Mor Mürekkep hani renkler insanı anlatır, işte insanın zevkini anlatır derler ya. Mor Mürekkep'te de insanı anlatan bir Beşiktaşlıyız galiba. Beşiktaşlı değilim. Beşiktaş yayınlarını öğretmenim Beşiktaşlı olduğu için öyle. Peki. Kitabın dizaynını da sen gerçekleştirdin. Evet, dizgisi de bana dizgisi. Ait. Pardon. Evet, resimlerden de faydalanmışsın. Gündemde olan konular da var. Biraz ileride bakarsınız. Beklerken kitap var. Mesela geçen kitap fuarına gitmişim. Adana'daki. Evet. Onlar esinlendiği kitap fuarında. Geleceğe dair veya geçmişe dayanan hayatını anlatır. Aslında olağanüstü bir olaydan bile daha üstündür kitaplar. Peki, bu fuarı nasıl buldun? Şimdi açıkçası gerçek konuşmak gerekirse katılım az. Yani şimdi biz Adana'ya gittiğimizde kaybolmuştum ben. Evet, o kadar yoğundu. Yani Mersin'de aslında daha çok bizim şehrimize daha çok olması gereken katılım az. Ama güzel kitap. Yani güzel.
Başarılar diliyorum, evet. Seni tanıyalım. Benim adım Ferhat Bulut. Ferhat Bulut, heyecanlısın. Kitabın hayat uçurumu. Yani kitap, bir insan kitap okumadıktan sonra hayat uçurumu gibi hayat olur. Doğru diyorsun aslında. Hayatın bir uçurumdan kaynaklandığını nasıl öğrendin? Hayatın, yani bir kitap okumazsan zaten o hayat zaten sana kapalı olur yani. Kitap okumazsan başka bir şey, mesela bir düşünce, bir cümle kurarken güzel kuramazsın. Yani orada senin hayatın gitmiş olur. Evet. Peki, kimler yardım etti sana? Tek başına mı? Bunu ben ilk önce taslak yaptık biz kağıda. Sonradan bilgisayara geçirdik, yani Word programına. Ondan sonra öğretmenimize verdik. Biraz ön kapak, arka kapak bize ait. Öğretmenimize verdik, toparladı. Sonra da baskıya verdik. Memnunsun. Evet, memnunum. Peki bundan sonra da yazmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Aklında bir şey var mı? Bir proje var mı? Aklımda bir proje, yani kitap. Gel benim hayatımı yaz. Bence roman yaz. Hayatımı yaz. Peki, teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Evet. Adım Seher Balık. Seher? Balık. Balık. Evet, Seher Balık. Denemelerin günü yaz. Evet. İkinci baskı. İki ayrı baskı yaptık. İlk baskımız bir tecrübeydik. Çünkü ikinci baskıya daha iyi bir temel attırmak olacaktı. İki ayrı baskı yaptığımız için de daha ileriki yaşlarda daha iyi kitaplar yazmayı düşünüyorum. Nasıl başladın kitap yazmaya? Öncelikle başka ayrı bir deftere nasıl bir tür yazacağımızı şey yaptık işte. İşte deftere geçirdik öncelikle, yani düzelttik yani. Öyle ondan sonra bilgisayara geçirdik. Kitap okuyor muydun kitap yazmadan önce? Okuyordum. Ne kadar kitap okuyordun? Genellikle bir haftada bir kitap bitiriyordum yani. Ama kitabın sayfasına bağlı oluyordu. Kitabın içinde kaybolduğum için zaten akışına böyle kapılıyor insan. Kapılınca da çabuk bitiyor. Teşekkür ediyorum sana da. Evet, seni tanıyalım. Melike Kurgan. Böyle bir kitap yazdık. Evet. Hı-hı. Geçmişten geleceğe kafa çizmişsin. Neden? Ya hoşuma gidiyor öyle şeyler. Ya ilginç olsun diye. Yani genelde hep herkes bu şekilde yansıtıyor. Ben de böyle bir şey yaptım. Sanıyor musunuz? Yok, hayır. Şimdi öncelikle şey yok. Hani bankotumuz yok. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. En azından sergi, yani gösterme amaçlı. Peki, teşekkür ediyorum sana da. Evet. Seni tanıyalım. Gülten. Benim Gülten Çidam. İsmim Gülten, soy ismim Çidam. Ben bu kitabı yazarken ilk başta Yasin Hoca'dan yardım aldık. İlk kitabımız öykü türünde oldu. Onu yazarken ilk başta biraz zorlandığımı zannettim ama o kadar zor olmadığını fark ettim. İkinci kitabımızda daha tecrübeli olduğum için daha iyi yazmaya başladık. Her şeyini kendimiz yaptık. Sadece Yasin Hoca bunları kontrol edip tekrardan biz bunları bir temiz deftere çekip bilgisayara aktardık. Evet. Kitabımın içinde hayata dair her şey var. Yani hayatta ne olup ne bitiyor, hayvanlar, doğa, anne, baba, aynı şeylerin görevi işte. Onlarla ilgili her şey var. Kitabımın adı zaten Hayatı Buradan Öğren diye de onun için bir başlık koydum. Peki, seni de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz, ilki gerçekleştirilen kitap fuarında Yenişehir Fuar Merkezi'ndeydik. Sizler için hem gençlerimize hem öğrencilerimize hem de standtaki yetkililerle ve yazarlarla görüşmeye çalıştık. Bugün burada olan yazarlarla görüşmeye çalıştık ve kitap fuarındaki o havayı sizlere aktarmaya çalıştık. Gün içerisinde yine fuar merkezinden sizlere ulaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bugün aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki yayında yeniden Yenişehir Fuar Merkezi'nden ve fuar tanıtımından ayrıca kitapların sizlere aktarılması noktasında tekrar birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.